Barış böyle... Anlatayım onu. Onu bir anlatabilir misin? Şu önce bir şimdi... izleyelim Burhan. Sen de gazetecisin. Önce bir verelim görüntüyü. Tabii, lütfen tabii. Bir dakika hatta kal lütfen. Açalım sesi. Şimdi Türkiye'de bu işleri en iyi takip eden isimlerin başında geliyor sevgili Burhan Can Terzi. Ondan bir dinleyelim bakalım ne evet. olmuş burada. Sevgili Burhan'cığım anlatabilir misin sana zahmet? Sevgili Ertem abi sen de çok iyi bilirsin. Emre abi de çok iyi bilir. Bazen Allah böyle götürür sizi olay yerine. Yani ben de normalde biz balkon tarafındaydık Tevfikret salonunda. Ben de o an aşağı inmiştim. Tam arkamı döndüm bir uğultu çıktı. Önümde kavga oluyor. Yani iki adam birbirine vurmaya başladı, temaslar Allah Allah. Başladı. Sonrasında güvenlikler araya girmeye çalıştı. Ne olduğunu bir süre çözmeye çalıştık. Sonra hemen ben koridorda yaptım istihbaratla olayı çözdüm. Olay şu, biliyorsunuz Sayın Başkan, eski Başkan Mustafa Cengiz döneminde birçok disipline verilen üye oldu. Disiplinlik evet. konular çok fazla yaşanmıştı. Ve sicil kurulu Selçuk Erdoğmuş'la bazı üyeler arasında çok keskin ayrılıklar, tartışmalar yaşanmıştı. Orada olayların tarafından biri daha önce disipline verilmiş üyelerden biri. Ve Selçuk Erdoğmuş ve arkadaşlarıyla daha önceden de büyük gerginlikler yaşanmış ve oraya geliniyor yine benzer atışmalar yaşanıyor. Ardından da temaslı bir kavgaya dönüşüyor. Yani bu yeni bir olay değil. Geçmişten kalan Galatasaray... Bir hesaplaşma. Evet bir hesaplaşma diyebiliriz buna. Burhan ben şeyi de soracağım. Bu resmi internet sitesinde biliyorsun Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığı ilgili bir açıklama yapıldı sonra kaldırıldı. Bunu kim yaptı nasıl oldu? Hiç ona bakabildin mi? Ya sevgili Emre abi açıkçası ben bütün gün Tevfikret salonunda olduğum için resmi sitede öyle bir şey olduğunda gerçekten fark etmedim. Şöyle olabilir biliyorsun sevgili Emre abi gazetecilikte de hani her seçim öncesi iki tane ayrı sayfa hazırlanır ki en önce girmek için. Muhtemelen 28. sandığa kadar öyle bir şey olmuşsa Sayın Eşref Hamamcıoğlu önde gidiyordu ve 28. sandıktan itibaren tam o civarlarda attılar zaten. Muhtemelen hazırlanmıştır. Orada bir yani iletişim editörlerden biri refleksle yanlış hazır sayfayı girmiş olabilir. Yoksa bir herhangi bir onda da niyet yok ki zaten 40 oyla siz de bahsediyordunuz. 40 oyla gerçekten şunu da ekleyeyim. Bu apayrı bir olaydı. Ama Eşref Hamamcıoğlu'nun listesiyle Sayın Burak Elmas'ın listesi arasında tüm gün boyunca en ufak bir gerginlik yaşanmadı. Muhteşem bir seçim oldu. Onu söyleyeyim. Bu konu geçmiş başkan Sayın Mustafa Cengiz dönemindeki disiplinlik vakalar, disiplin konularıyla alakalı bir kavgaydı. Anladım. Burhan, o zarfı düşüren arkadaşın ismi Mehmet Soyer mi? Şu an isminin net bilmiyorum öğrenirim ama gerçekten Ertem abi kesinlikle onunla ilgili bir şüphe olmasın. Herkes orada şahit. Burak Elmas'ın listesindeki arkadaşlar çok dikkatli. Dayıtlar şunu da örnek vereyim. Mesela arada yere düşüyor gerçekten zarflar. Oradan balkondan dahi onlarca kişi takip edip düştü diye uyarıyorlar. Yani Galatasaray seçiminde kesinlikle böyle bir şüphe olmaz. Onu aktarayım. Ben bir şey sorabilir miyim? Turgay abinin bir sorusu var. Burhan'cığım. Merhaba. Merhaba Turgay. Şimdi bazı isimler okuyayım sana onu sorumu soracağım. Ömer Bayram, Aytaç evet. Kara, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Kerem